selam. Pesülke kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emirhan kardeşimizin hesabındayız. Dostlar kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Ve daha sonra da kurduğumuz kadroda en yüksek maçı kim yapmıştır? Bunu kontrol edeceğiz. Bu videoların like'larını takip ediyorum. 1000 like'ları devirmemiz durumunda artık cezalı challenge'lar başlayacak. Yani biz kadroda kurduğumuz oyuncunun en yüksek maç yapanını tahmin edemediğimiz takdirde kendimize cezalar vereceğiz. Artık bir kaza mı otururuz, ne yaparız bilmiyoruz. Ama 1000 like'ları devirmemiz gerekiyor. O yüzden like atmayı ihmal etmiyorsunuz. Beğenileriniz bizim için çok önemli. Hala %75 kişi kanala abone olmadan videoları izliyormuş. Emeğe saygı, abone olalım lütfen diyoruz. Ve dostlar 1500 TL Emirhan bir para harcamış. Ve bu 1500 liralık paraya bakalım gerçekten değebilecek kadar iyi mi kötü mü, bunu birlikte kontrol edeceğiz. Ve isterseniz öncelikle bir Pioli ile başlayalım. Çünkü Pioli'yi almış, Arteta'yı da almış. Mikel Arteta ve Pioli, yani Arsenal ve Milan teknik direktörlerine ve takımlarına almış bu kardeşimiz. İki tane teknik direktör var. Pioli biliyorsunuz ki hızlı kontra atak oynuyor. Şöyle gelelim, bir yanlışlık olmasın. Hızlı kontra atakta burada seçilimi tamamdır. Bazen çünkü gözden kaçıyor. Dostlar gelin bakalım gerçekten nasıl bir hesapmış, ben de çok merak ediyorum. Öncelikle her zaman yaptığımızı yapalım. Full olmayan bir kaleci ya da bir oyuncu alalım. Seviye antrenmanı çok düşük. Etkinliklerde biraz kasmıyor gibi. 512.000 GP coins, GP'si var. 20 coins'i var EOS'ta. Artık EOS'tan mı giriyor, nereden giriyor bilmiyorum. Bir tane 10.000'lik var. 4 tane de 1.000'lik var. Yani bu ne demek oluyor? Herhangi bir oyuncu geldiğinde fulleme imkanı şu an için yok. Bu birazcık kötü bir durum açıkçası. GP'si de çok fazla yok. O yüzden sözleşme yenileme bileti bizim için çok önemli olacak. Beceri antrenmanına tıklıyorum. Herhangi bir beceri antrenmanı yok. Oyunculara basmış olabilir, problem yok. Ama önemlisi şu, 500.000 GP'si olduğu için sözleşme yenileme bileti yeterli. Yani ilk 11'i ya da işte yedekler falan sağlamsa ve sabit aynı oyuncularla oynuyorsa 890 günlük sözleşme yenileme bileti yeterli olacaktır. Buradan matematik hocama da selam olsun arkadaşlar. Bana matematiği öğretti. 89 hemen çarpı 10 yaptım. 89'un yanında bir sıfır daha ekledim. Bu formülü bana matematik hocam öğretmişti. 89 çarpı 10 yaptığınızda 89'un yanında hemen bir sıfır daha koyuyorsunuz. 890 gün beyin bedava arkadaşlar. Neyse hadi gelin başlayalım. Yine her zaman dediğimiz kuralı söyleyelim. En yüksek mevkideki rating oyuncu kimse onu almak durumundayız. Ki bir katakulli yapmayalım diye. Şimdi kalede gördüğünüz gibi Julio Cesar 96 ratingde. 95 Neuer var. 95 Ter Stegen. 95 David De Gea var. 95 Courtois var. Dostlar bunu aldığımızda 98 oluyor ama. Bak şimdi bunu işte biz seçmek durumundayız. Çünkü gördüğünüz gibi Neuer tamam. 95 şu 98 oluyor. Ama hangisi? Ulan Julio Cesar kalsın. Biraz da şimdi Manchester United David De Gea'sının ne zaman geldiğini de hatırlamıyorum. Player of the Week'leri hatırlamak çok zor. Birden fazla kez gelebiliyor çünkü. O yüzden kaleci kalsın. Aslında hani Julio Cesar'ın da çok fazla nasıl diyeyim hangi zaman geldiğini bilemeyeceğiz ama olsun. Bakalım bugün iki tane seçme hakkımız olacak. İnşallah başarılı olabiliriz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Stoperlerden en yüksek rating kim? Şöyle bir kontrol ettiğimizde Maldini var. Bu arada Maldini'yi birçok hesapta görüyorum. Demek ki ya insanlar Maldini için top açtı ya da oyun Maldini'yi az coins'i olanlara da verdi. İkisinden biri artık bilmiyorum. Ama birçok takımda Maldini'yi görüyorum. Maldini'yi bayağı seven var diye düşünüyorum açıkçası. Maldini var, De Ligt var, Saliba var, Gvardiol var, Marquinhos. Bastoni'nin sözleşmesi bitmiş ama onun yerine zaten iki tane stoperde alabileceğiniz kadar oyuncu var. O yüzden Bastoni'yi belki sözleşme yenilemez. Dostlar ilk önce Maldini'yi tabii buraya çekeceğim. Teknik direktör Bosto olduğu için de 103 olacak. Stopere De Ligt'ı seçiyorum ve Saliba'yı seçiyorum arkadaşlar. Sol bek konusunda şimdi daha iyi bir stoper ya da herhangi bir sol bek bulursak Maldini'yi stopere hemen çekebiliriz. Bu problem yok. Sağ bekimiz şu an için yok. Yukarı doğru çıktığımızda belli olacak. Ama şimdiden Marquinhos'u alıp 99 yapabiliriz tabii ki. Çıktık yukarı. Çok güzel. Şimdi ne oldu? 99 rating var sağda. Solda dur bakalım bir ama Costa Curta muhakkak ki kadroda olacak. Şimdi Costa Curta'yı şuraya bir alalım bir şekilde. Belki stoperi de çekebiliriz. Bakacağız duruma göre. Robertson var, Cancelo var. Robertson'da 99 oluyor. Asıl burada dikkat etmemiz gereken kısım sağ bek kısmı. Sağ bekte sağlam bir oyuncu bulabilirsek bir şeyler olabilir.
Sağ bekte en yüksek Arnold'u görüyoruz. Evet, kadro bu şekilde kalacak şu an için. Çünkü bakıldığında 100 rating olabilen başka bir oyuncu yok. Ancak şöyle değişiklikler yapabiliriz. Hani Delight'ı değil de burada Robertson'u alırız. Yine aynı olacak. Yani 898 kolektif gücümüzde herhangi bir değişiklik olmayacak. Böyle de kalabilir, bir problem yok. Hemen yukarı çıktık. Bir tane defansif orta sahaya ihtiyacımız var. Şöyle bir durum var. Şimdi değişti. Bunu buraya alacağız. Edmonds'ın 100 oldu çünkü. Patrick Vieira'yı da buraya aldığımızda 102 olacak. Şu anda 1500 TL'lik hesabın sanki ya çok şanslı bir hesap, yine 1500 TL'de bir katakulli olmasın diye düşünüyorum. Yani Costa Curta oyunun hediye verdiği Julio Cesar'a evet tek atılmış olabilir. Sonuçta eski bir kart. Maldini, Edmonds'ın, Patrick Vieira. Babacım bunlar yani mobilde bu oyuncuları bulmak kolay olmaması lazım. Neyse dur bakalım. Çıktık yukarı. Rice var, 99 olur. Çıktık. Getson, Fred. Bunlar da açılmış yani. Yani anladın mı? Getsonlar, Fredler, Sergio Oliveira'lar, Endombele'ler. Bunlar da açılmış yani. Oğlum bana yalan mı söylüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya da hesaplarınız mı çok şanslı? Sergio var, Iniesta var dostlar. Sergio'yu geldim buraya aldım. Sergio'yu Kanada'da alabilir. Sergio hiçbir yerde oynamıyor bu arada. Bunu göbek orta saha yapabiliriz şu an için. Göbek orta saha yaptığımızda zaten 100 olacak. Iniesta'yı da geldim aldım, 101 oldu. Ya kral nasıl 1500 liraya bu hesap kuruluyor ya? 1500 liraya bu hesap nasıl kurulabiliyor? İki tane de menajer almışsın be. Arkadaş nasıl oluyor bu iş ya? Canım sıkılıyor böyle oldu mu? Baksana Endombele'ler falan hepsi açılmış yani. Vay arkadaş ya. Neyse sakinleştim. Arda Güler var. Yukarı doğru çıkıyoruz. Musiala var. Ben inanmıyorum abi. Ben buna yine. Başlığa da yalancı takipçimin kadrosunu kurdum. Bana ne babacım ya. 1500 liraya bu kadro kurulur mu abi ya? 1500 liraya bu. Yanlış anlama beni. Bütün vücudunu balla kaplaman lazım top açılımı yaparken. Ki ben bir kere denemiştim. Onu kayıt almadım. İyi ki de almamışım. Büyük ihtimal kanal kapanırdı. Yaptığımızda kral olmadı be. Yani iki tane bile çıkaramadık yani. Bunların çoğu epik ya. Sergio, Mergio, bak Costa Curta'ya lafım yok. O penaltı etkinliğinde gelmişti. Musiala var. Sergio var. Patrick Vieira var. Maldini var. Edmonds'ın var. Vay arkadaş. Bilmiyorum. Çıktık yukarı. Abi hayatta inanmam. Hayatta. Oğlum geri ödeme falan mı alıyorsunuz? Ondan sonra sadece şey yaptıklarınızı mı sayıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum bu işleri arkadaşlar. Sonu da var gördüğünüz gibi. Oho Messi'si var. Vallahi 1500 lira dedi bana ya. Yemin ediyorum Allah belamı versin 1500 lira dedi. Maradona tamam oyunu. Bu arada şanslı da Maradona da gelmiş. Yani Costa Curta Maradona da gelmiş. Burada Raul Ose oynuyor muydu ya? Şöyle bir bakalım Raul'e. Bastım. Raul 101 oluyor abi. Raul'u almak durumundayız. Musiala 101. Son 101. Çıktık yukarı. Love var. Bu arada Ronaldo'ya tek atmıştım abi. Ronaldo tekte geldi demişti bana ama yine de abi bakın gözünü seveyim ya. Bu kadar. Bu kadro 1500 liraya kurulsa ben hemen yarın 1500 lira 3000 liralık coins yüklerim yani. Kral gözünü seveyim ya. Genel diyoruz. Koller moller de var. Dostlar ben inanmıyorum. Bilmiyorum. Hani günahını da almayalım. Şöyle baksana. Bunlar 1500 lira nereye kuruyorsun? Aldım. Sergio'yu da aldım. Maradona'yı aldım. Neymar'ı aldım. Kolleri aldım. Kolektif güç rekoru kıracağız 1500 lira. Vay arkadaş. Mbappe'yi aldım. Mbappe bu 100 mü 101 mi oluyordu? 100 oluyor. Messi alamıyorum. 105'liği var. Salah'ı alıyorum. Harry Kane 100 oluyordu galiba. Harry Kane 100 olmuyor muydu ya? 99'da mı kalıyor? Tamam. Başka 100 var mı? Saka, Saliba. Tamam yok. Dostlar. Şimdi neyse bırakalım olayları. Şimdi kadromuzu kurduk bir şekilde. Biz önümüze bakalım. Ratinglerde baktığımızda 101 son var. Musiala yeni geldi. Son Ronaldo var. 101 Stoichkov'un ne zaman geldiği belli değil o kartı. Maradona tamam şu anda 100 tamam. Şu anda zaten değiştiremiyoruz. Rating olarak en yüksekleri aldık. Başka stopere devşirme koyabileceğimiz bir adam var mı diye baktım. Yoksa bir dakika. Çok özür diliyorum ya. Sergio'yu koyacağız buraya. Sol beke tabii 100 olacak. Gözümüzden kaçtı bak o. Tamam.
Bir Julio Cesar 98. Tamamdır. 99. Şöyle yaparız. 3 tane 99 kalıyor. Dostlar şimdi sesli düşünüyoruz. Şimdi kaleci olarak destansı bir kalecisi yok. Kaleci olarak epik kalecisi de yok. Sadece Julio Cesar'ı var. O yüzden ben Banco eğer ki de memnun kaldıysa sanki Julio Cesar'ı kullanır gibime geliyor. Yani maç adedi yüksektir gibi geliyor. Şu an sesli düşünüyorum. Şimdi Costa Curta yeni geldi. Maldini hasbel kadar yeni geldi. Sergio çok olmadı geleli. Patrick Vieira da öyle. Raul öyle. Musiala öyle. Ronaldo bir tık oldu ama yine bir ay olmamıştır. Bir ay oldu mu? Olmuşsa da yani bakıldığında yani şu anda bu kadroda Iniesta ve Julio Cesar en eski kartlar. Ama böyle diğerlerinden inanılmaz memnun kalıp da onları daha fazla oynatmış mıdır? Iniesta şimdi oyunda çok fazla tutulmayan bir adam. Messi olarak da bakıldığında Messi paketi olarak bakıldığında yani Messi oyunda geldiği andan itibaren oynayabilecek bir kart. Ben şöyle yapacağım. Iniesta'yı seçmeyeceğim. Bugün birazcık risk alacağım kendimce. Birincisi Julio Cesar diyorum. İkincisinin de ben Lionel Messi olduğunu düşünüyorum. Neden? Yine söyleyeyim. Yani zaten kadro yeni bir kadro. Yani Musiala'dan, Raul'ünden, Ronaldo'sundan, Vieira, Maldini, Edmund. Evet Edmunds'ın biraz eski bir kart doğru. Edmunds'ın biraz soru işareti olabilir ama hepsi zaten destansı. Bu destanslar içerisinde Messi bence en fazla destanslar içerisinde oynamıştır diye düşünüyorum. Hatta Iniesta'yı da geçmiştir. Neden Iniesta dememde en büyük sebebi Iniesta oyunda çok fazla tutulmuyor arkadaşlar. Şut gücü yok, dayanıklılık yok, fizik yok. O yüzden de ben ilk önce Julio Cesar, ikinci olarak da Lionel Messi diyorum. İsterseniz bu sefer Santrfor'dan başlayalım. Cristiano Ronaldo'ya tıklıyorum. Cristiano Ronaldo 334 gün 12 toplam maç yapmış. Güzel. Sol taraf Musiala zaten yeni geldiği için çok fazla maç yapma ihtimali olmayacaktır. Gördüğünüz gibi 10 maç yapmış. Raul'a bakıyorum. Raul 7 maç yapmış dostlar gördüğünüz gibi. Çok güzel. Iniesta'ya basıyorum. Iniesta ağzımıza sıçtı. Iniesta ağzımıza sıçtı bizim. 152 maç. Ya bu adamda ne verim aldın da bu kadar oynattın be kardeşim ya. Adamın asist sayısı 31 zaten. Neyse yapacak bir şey yok. Iniesta şu anda top seviyede arkadaşlar. Iniesta'nın maç sayısı 152. Patrick Vieira'ya tıklıyoruz. Patrick Vieira 46. Sergio 23. Maldini'ye tıklıyoruz. Maldini 11. Zaten kadro o kadar yeni kurulmuş ki. Edmunds'ın biraz zorlar. 22. Çok güzel. Ve Costa Curta zaten yeni geldi. 3. Dostlar gerçekten taptaze bir kadro. En eskisi, en kadayıfı, en maturesi Andres Iniesta. 152. Geçebilecek miyiz? Ben Julio Cesar'ı sonra bırakıyorum. Julio Cesar'a en fazla güveniyorum Julio Cesar'a. Ben Lionel Messi'ye bakacağım. 152'yi geçebilecek miyiz? 58'de kaldık. Ve bir şey söyleyeyim mi? Kötü de tercih yapmamışız. 281 günü kalmış. Ya bayağı da olmuş geleni yani Messi'nin. Ama 58 maç çok düşük ya. Yani Iniesta'nın kaç günü vardı? Yani tabii arada fark var ama tadım kaçtı benim ya. Son hedefimiz Julio Cesar. Bastım Julio Cesar'a. Allah belanı vermesin. Yahu Allah kahretmesin değil mi? Çok büyük tadım kaçtı lan. Of. Ya bu bildiğin var ya rezil olmak ya. Allah'ım ya Rabbim. Kendimi şu an çok kötü hissediyorum. Bir maç ne babacığım? 162 gün diyor. Bu nasıl yeni geldi bu? Bu Julio Cesar nereden geldi bu 362 gün diyor pardon. Bu geliri nasıl yeni geldi bu? Nereden geldi bu ya? Yekten mi geldi bu? Nereden geldi arkadaşlar? Vallahi billahi yemin ediyorum gubardım şu anda. O kadar gubardım ki. Abi Julio Cesar bu kart eski değil mi gözünüzü seveyim. Bu nereden geliyor ben anlamıyorum ya. Bir. Yani bir şey diyemiyorum. Hakikaten bir şey diyemiyorum. Gerçekten bir şey diyemiyorum yani. Bir.
Ve takımın ya keşke Iniesta deseydim ya. Iniesta çelimsiz oynamaz diye ama tabii çok eski bir kart ya. Hata chat bilmiyorum ama şu anda izleyenlerin birçoğu bilmiştir. İki tercih hakkı olanlar bence kesin bilmiştir. Maalesef ben Iniesta beni bitirdi ya. Ama ben kendi hatamdan kaybettim. Orada Lionel Messi'ye çok güvendim. Abi 152 de Messi de şöyle 120 maç yapar yine kaybederiz. Ya 281 günü kalmış Messi'nin. Toplamda maç sayısı 38 yani. Oyuncu ayrıntılarına baktığımızda 14 gol 7 asist. Babacım zaten adam 20 küsür gole, matematik hocam mesela, 21 gole zaten katkı sağlamış. Oynat şu adamı, aksın şu adam ya. Aksın gitsin, 27 yaşında oyunun en iyi Messi'si, aksın gitsin bu adam ya. Dostlar bugün tat kaçık. Canım çok sıkıldı. Adam da yalan, büyük ihtimal yalan. 1500 liraya bu kadroyu kuramaz. 1500 liraya bu kadroyu kursun. Böyle kadroyu 1500 liraya bulun. Ben 5 tane size böyle kadro alacağım. Tamam mı? 5 tane kadro alacağım size. 5 tane kadroyu 1500 liradan. Beşer tane. Yani 1500'den 5 tane kadro. Tak 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 7500 liraya alacağım kadroları. Her hafta bir tanesi size hediye edeceğim. Var mı böyle kadroya? Tadım çok kaçtı. Canım sıkıldı. Şu an var ya birine sarasım var. Okey. O kadar yani. Neyse. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.